Sabah geliyoruz, akşam saat 8.30'a kadar. 8.30'a kadar. Turlu sistemde 5'er sıra, 6'şer sıra bazen. Evet, evet. Yaptığımız iş bu kadar bizim. Evet. Şu an. Gece 12'ye kadar. Gece 8.30'dan 11.30'a kadar, 12'ye kadar da nöbetçi arabalarını kullanıyoruz. Olması lazım çünkü. Toplu taşımayı o şekilde devam ettiriyoruz genel başkanım. Halk otobüsü ve kooperatifçi esnafımızın en büyük sıkıntısı da şu, dolu boş çalışıyorlar. Yani yolcuyu getiriyor, boş geri dönüyor veya boş gelip yolcuyu alıp geri dönüyor. Burada da böyle bir sıkıntı vardı. Ben bir meclis kararı alarak halk otobüsü esnafımıza özellikle ücretsiz taşıdıkları rakamı belirledik. Evet. Havuz sisteminden. Belediye olarak ona destek veriyorum. Arkadaşlarımıza da söyledim. Yani belediyemiz çıkan bir genelgeyle zaten toplu taşımaya destek vermek zorunda. Evet. Gerçekten zor durumdalar. Akaryakıt fiyatları arttı. Sürekli fiyat güncellenmesi talep ediyorlar. Bu da öğrenciyi çok zorlamaya başladı. Türkiye'nin neresine gitsek aynı dert var yani. Mazot fiyatı sürekli artıyor. Vatandaş arabaya binmekten çekiniyor. Bu son bayramda da özellikle öğrenciler hani eve gidecek, büyükler orada vesaire falan. Gidemediler yani, büyük bir kısmı gidemedi yani. Pahalı, çok pahalı. İzmit Ankara arası 200'de gidiş 400 lira. Küçük para değil, az para değil. Yani. Doğu tarafına gidenler geliyorlar şimdi 400 gidiş dönüş 800. Çoğu da gitmiyor. 1 milyar bir kişi başına masraf. Tabii öğrencinin çoğu da gitmiyor, kalıyor olduğu yere. Öyle. Bizim belimizi büken akaryakıt genel başkanım. Trafik sigortalarımız ikiye katladı. İkiye katladı. Katlamayan hiçbir şey yok. Sanayiden bir küçük parça alacak oluyoruz. 100 liraya aldığımız parça öyle. 500 oldu. 1000 oldu. Bulabilirsin. De bulabilirsin. Bulabilirsin. Evet. 20 ay bir pandemi süreci yaşadık. Öyle. Baya bir belimiz büküldü. Yani burada Allah'tan gelmeyesek. Evet. Geldiğimiz gün zararla kapattık kontağı. Öyle. Haftada bir gün, iki gün çalıştık. Evet. Bizim derneğimizin çalışanların yarıdan fazlası emekli. Emekli evet. Olmayanlar da evet. birer gitmeye başladı. Evet. Evet. Tabii şimdi devletimizin almış olduğu bir 65 yaş üstü olayı var. Engelli olayı var. Gazi olayı, şehit yakını bilmem ne, ücretsiz taşıma olayı var. Onları siz de taşıyorsunuz değil mi? Aynen, taşıyoruz. Evet. Arabası uyumlu olan parasını alıyor, uyumlu olmayan parasını almıyor. Şimdi sosyal devlettedir. Siz zarar ederseniz ne olacak? Hadi battınız diyelim. Adam yürüyerek mi gidecek, gelecek yani? Sizin batmamanız lazım. Sizin kazanmanız lazım. Siz kazanacaksınız ki toplumda orta direk, siz orta direği temsil ediyorsunuz. Rahmetli Özal orta direk üzerinde dururdu. Orta direği temsil eden sizsiniz zaten. Esnafıdır, şoför esnafıdır, taksi esnafıdır, kahveci esnafıdır, pastanecidir. Orta direk budur. Orta direğin yaşaması lazım. Gelir elde etmesi lazım. Hayatını sürdürmesi lazım. Hani siz çok büyük paralar değil ama en azından makul. Yeri gelir arabanızı yenileceksiniz, eskir vesaire falan. Arabanızı tamir edeceksiniz. Yeri gelir müşteriye hizmet edeceksiniz. Hizmetin karşılığında da bir para almanız lazım. Devlet size diyorsa ki bunu bedava bindireceksin. Bundan az ücret alacaksın. Eyvallah. Tamam. Devletime saygılıyım. Aynen, eğer ben ondan almayacaksam kardeşim parasını sen vereceksin. Niye parasını devlet verecek? Çünkü anayasa diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, sosyal, hukuk devletidir diyor. Eğer ben sosyal devletsem, sosyal devlet fakirin, fukaranın, işte emeğiyle geçinenin, esnafın yanında olan devlet demektir yani. Zenginlerin yanında olan devlete sosyal devlet denmez. Sosyal devlet denmesinin nedeni de o. Fakir varsa, fukara varsa sosyal devlet ona yardım eder. Yani benim ülkemde, benim devletimde hiç kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın, herkesin geliri olsun, herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun, her evde huzur olsun. Sosyal devlet odur zaten. Başka ne olacak yani? Devlete ayrıca vergi veriyorsunuz. Binen yolcudan da vergi alıyorsunuz. Çünkü KDV dahil sizin şeylerinize, kesilen biletlere ya da aldığınız ücretlere. Bütün bunların hepsinin devlet tarafından düşünülmesi lazım. Zaten vergimizi yani. Her akşam üstü mazot olarak veriyoruz biz mazota olan. Mazot ayrıca veriyorsunuz. Tabii. Ayrıca onu zaten yeterince has safhada veriyoruz. Evet. Tam belimizi doğrulayacağız dedik. Eylül dokurlar açıldı. Evet. Ardı ardına mazot. Arabanın deposunu dolduramaz oldu. Öyle. İki sıra atıyoruz. Kazandığımız parayla mazot alıyoruz burada. Evet. Şimdi biz eski entekerimizi yerine zor takıyoruz. Evet. Arabamızın değişim zamanı geldiyse 200 bin liralık arabaya 300 bin lira ÖTV, KDV konmuş, yarım trilyon lira. Öyle.
bugün kimse de bu yarım trilyon liraya buraya araba getirip de araba çalıştırma derdinde değil. Evet. Çeker giderim evime diyor. Biz silindik gidiyoruz gibi bir durum. Eğer gelecekteki iktidarlar bu ÖTV, KDV araç evet. satışında bunlar cüzi bir rakama veya sıfırlanırsa biz rahatlayacağız. Orada olması gereken şu. Eğer araç sizin ekmek teknenizse evet. o zaman aracınızı belli bir süre içinde yenileyecekseniz yenilemede ÖTV, KDV olmamalı. Yenilemede. Çünkü bu sizin ekmek tekniniz yani. Aynen. Yani sermayeniz bu yani. Başka bir şey yok ki zaten. Şimdi sermaye evet. üzerinden vergi alınmaz. Alınmaz yani. Ha ondan sonra efendim araba yeni bir model çıktı. Hala süresi dolmamış. Ben arabamı yenilemek istiyorsam onu ödersin. KDV'yi de ÖTV'yi de neyse ödersin. Ama makul bir zamanda devlet diyorsa ki şundan fazla arabayı kullanmayacaksın. Mesela belediye otobüsleri var. 15 yıllık. Özel halk otobüsleri var. 15 yıllık süre sonunda yenilemek zorundasın. Çok iyi de olsa araba. Yenileyeceksin diyor. E yenileyeceksen, karar aldıysan, ben eski otobüs satacaksam o zaman yenileme de sırasında benden ÖTV, KDV almayacaksın. Bu olması lazım. Böyle olursa siz de rahat edersiniz. Evet başkanım. Var olan sermayeniz de küçülmez evet. yani. Sermaye yok oluyor yani. Sizin şimdi yapılan zamlardan sizin bir kabahatiniz, kusurunuz var mı? Evet. Yok. Mazot zamından sizin kabahatiniz, kusurunuz var mı? Hayır yok. Siyasi partiler, devleti yönetirler. Devleti yönetirken de bizim ödediğimiz paraları harcarlar. Şimdi belki diyeceksiniz ki biz az vergi ödüyoruz veya mazot alırken vergi ödüyoruz. Hayır efendim. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Altına bez alırsınız, KDV ödersiniz. Süt alırsınız, KDV ödersiniz. Şimdi şu elektrik yandığı zaman kaç vergi ödüyorsunuz? 4 çeşit. Evet. 4 çeşit vergi var burada. Musluğu açtığınızda su, 5 çeşit vergi var. Olur. Ama bu niye alıyorlar anlamında sormuyorum ben bunu. Bütün devletler vergi alır. Ama o vergi halk için ekonomi büyüsün diye harcarlar o parayı yani. Başka türlü harcama yetkileri yoktur yani. Öyle olması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Devletimiz esnafa destek çıktı. Bugün dükkanını hiç kapatmamış olana da destek verdi. Beni durdurdu bana da aynı destek verdi. Bir de burada haksızlık oldu. Tabii. Sanayiye gidemedik biz ya. Öyle. Adam gelmedi yani iş çok öyle. Yoğun, bir aylık sonra gel, iki ay sonra gel. Bu insanlara da bana verdiği parayı verdi, öyle. Bana da aynı parayı öyle. Ben bir haftada bir gün çalıştım gittim burada, o da mecburiyetten çalıştım. Ben 27,5 yıl devlette çalıştım, tam 27,5 yıl. Maliye Bakanlığı, herkes beni SSK Genel Müdürü diyebilir ama benim bütün hayatım Maliye Bakanlığı'nda geçti. Son dönemde ben SSK Genel Müdürü oldum. Vergi toplanır, bütçe yapılır, paralar harcanır, israf nasıl önlenir? Bütün hayatımız bunun üzerine geçti. Şimdi ödediğiniz faiz, yani büyük sermayeye, devletin borç aldığı kişiler, ödediğiniz faiz ana parayı geçmişse bir dert vardır orada, bir sorun var demek. Faiz ana parayı geçmiş vaziyette. Evet. E peki nasıl büyüyeceksiniz? Kaynağı nereden bulacaksınız yani? Elin oğluna, tefeciye teslim olmuş vaziyettesiniz. Adam ne diyorsa onu yapıyorsunuz. Şimdi en son efendim düşük faizli kredi veriyoruz, herkes ev alsın diye. Güzel. Faiz düşük, eyvallah. Faiz düşmeden ev çıkıyor zaten. Müteahhit tamam, o kazanacak, eyvallah. İyi de ben bankadan kredi alıyorum, düşük faizi. Gidip ev alacağım, ayda 22 bin lira taksit ödeyeceğim. E ben nasıl ödeyeceğim taksit? Orta sınıf tamamen yok ediliyor yani. Tamamen yok ediliyor yani. Orta sınıf kalmadı. Zengin kalmadı var, başkanım. Fakir var. Evet he. Başkanım. Böyle. Öyle. Ortada bir şey kalmadı. Şimdi eskiden ya bizim şeyde Köroğlu da dahil olmak üzere yani zenginden alır fakire verirdi. Şimdi dönem değişti, fakirden alıp zengine veriyoruz yani. Hep oralara para harcıyoruz yani. Akıl alacak şey değil yani. Emeklilik çözümü başkanım. Var var. Bir biz bu yaştan sonra aynı duruma gelince biz de aynı durumda olacağız yani. Yani öyle.
ciddi sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Biliyorum, biliyorum. Hem kazanç yönünden hem iş yönünden her türlü sıkıntı çekiyoruz. Sorunu çözecek olan siyaset kurumu. Evet. Siyaset kurumunu iktidar yapan da sizsiniz. Evet. Dolayısıyla siz kendi tercihinizi halktan yana koyarsanız sorunlarınız çözülür. Biz her zaman sizinleyiz başkanım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz başkanım. Eyvallah. Kolay gelsin başkanım. Eyvallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Memleketimize sefalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür hayırlar ederim. Hayırlar olsun. Amin. Amin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Memleketim size emanet. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Emaneti büyüteceğim. Hiç endişe etmeyin. Mutlaka. Tamam. Oradan gelecek. Tamam. Tamam. Ondan sonra size bırakıyoruz. Tamam. Eyvallah. Sağ olun. Çok Sayın Genel Başkan bir fotoğraf alabilirsiniz. Nasıl işleriniz? Bizim işlerimiz esnafla biliyorsunuz Genel Başkanım. Biliyorum. Esnafın durumu iyi değil. İyi değil evet. Biz yazıp çiziyoruz her zaman gibi ama sonuçta günlük yaşıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Günlük doğru, yaşıyoruz. Doğru. Ne yapalım? Sizlerin yolu açık siz olsun inşallah. Siz özellikle tahsilatta sorun yaşıyorsunuz. Evet. Onun farkındayım biliyorum. KDV'miz yüksek. Meslektaşımız evet, üstadımız evet, bilir. Evet, evet. Ne yapalım? Bizler de evet, böyle gidiyoruz evet, işte. Evet. Sayın Genel Başkan sizleri gördük memnun olduk. Tamam. Bekliyoruz düzelteceğiz, inşallah. Düzelteceğiz. İnşallah efendim yolunuz açık eyvallah, olsun. Eyvallah. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsın iyi misin? Siz sormalı. Gayet iyiyim sağ olun. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Kedi köpek yeme, kuş evet, yeme. Talep var mı? Var. Evet, güzel. Güzel. Şükür oluyor yavaş yavaş. Evet, evet, evet. Kaç yıllık dükkan? Daha 3 hafta oldu, yeni açtım. Aa, daha yeni açtım. Aynen. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun başkanım. Oldu. İnşallah güzel gelirler elde edersin. Amin amin inşallah. Evet, evet. Peki. Oldu. Görüşürüz, hoşça kalın. Görüşürüz. Ben hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun. İyiyim sağ olun. Siz de iyi misiniz? Valla işte idare ediyoruz. İyi oldum. Dükkanı ikiye böldük. Yarısını kiraya verdik. Ha, yarısı bu tarafa ne, yarısı. Yok kiraya verdik ya. Evet evet. Karşılamıyoruz. Evet evet. Doğru yani. Allah kolaylık versin. İnşallah. Oldu efendim. Sayenizde. Hadi hoşça kalın. Geleceğimiz sizin ellerinizde. Sağ olun. Yani lütfen hani gerekli durumları yapın. Hani tamam, biz de çünkü gelecek kaygısı yaşıyoruz sürekli. Gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı içerisindeyiz yani evet, şöyle söyleyeyim bir yerden bir yere gidemiyoruz, öğrenciyiz, burada kaldık. Evet. Bir yer, en kısa bir yere giderken mazot oldu 22 lira, evet, 40 lira ödüyoruz, git gel yapıyoruz. Cebimizde para kalmıyor, öğrenciyiz, 850 lira KYK bursuna kredisine çıkacağız buradan, 40-50 bin lira kredi ödeyeceğiz. Yani zorluk içinde yaşıyoruz. Az önce minibüsçülerle görüştüm, onlar da şikayet ediyorlar. Onlar, yani, evet onlar da şikayet ediyor. Öğrenci binemiyor diyor, öğrenci vatandaş binemiyor, binemiyor diyor. Başkanım geleceğimiz sizin elinizde yani öyle söyleyeyim, tamam, size güveniyoruz. Beraber. Beraber inşallah. Beraber, Twitch tabii, yayınlarınızı da çok izliyoruz. Sağ ol, ya çok gençliğe iyi, daha çok önem verirseniz tamam, yani tamam, şimdi oy toplamak için gençliğe çok önem verdiğini söyleyen insanlar var iktidar sağ olsun. Ya biz ciddi olarak siz önemsenmek istiyoruz. Tamam. Yani biz gençliğimizi yaşayamadık. Tamam. 22 yaşındayım ben. Evet, evet. Gençliğimden dolayı yani yaşayamadım şu son 4-5 evet, senedir evet, gelen enflasyon evet, sebebinden evet, dolayı. Evet. Yani size güveniyoruz tamam, inşallah. Çözeceğiz. Bir enkaz devralacaksınız umarım 2023'te oyumuzda inşallah CHP'ye. Onu kısa süre içinde çözeceğim. İnşallah. Hiç inşallah. Şey öpeyim. Teşekkür ederim. İnşallah. Görüşürüz. Ailene selam söyle. Bir fotoğraf çekinebilir miyim? Efendim hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Evet. Var mı sıkıntılarınız? Yaşıyorsunuz. Tabii yaşıyoruz. Evet, hayat evet, pahalılığı, öyle, vergiler. Öyle. Esnaf ve vatandaş olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Evet. Ama mutluyuz, umudumuzu evet, yitirmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Sizlerin sayesinde. Evet. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Çok efendim, sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, hamdolsun sağ olun. Suriyelileri gönderiyoruz değil mi? Hoş geldiniz. Ondan hiç endişe etmeyin. 2 yıllık süre istedim. Allah'ın izniyle kurtarın. 2 yıllık süre. Kurtarın bizi de. Onları kendi iradeleriyle, kendileri evet, gidecekler. Öyle bir ortam yaratacağız. İstiladan kurtulalım. Öyle, öyle. Kurtaracağız. Kurtaracağız. Tamam. Sadece o değil, Afganlar da var. Bütün yabancılar. Tabii, Afganlar da nereden geldilerse onlar da. De o Suriye'de İsrail'e yeri açılmasın diye diyoruz. Evet. Amacımız. Vatandaş farkında da. Herkes bizler farkında da. Biz de farkındayız. İnşallah. Hiç endişe etmeyin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. He? Adın ne? Miraç. Miraç. Ne kadar güzel bir isim var. Böyle. Hoş geldiniz Şeref Erdi. Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın Miraç'ım? 7. 7 yaşında. Okula gidiyorsun. Hı. Ana sınıfı. Ana sınıfı. Yaramazlık yapıyor musun? Biraz. Biraz. Aferin. Senin hakkın zaten. Arada yaramazlık yap olur mu? Tamam. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Sağ olun. İyiyim. Allah teşekkür ederim. Allah'a iyice inşallah.
Delikanlı. Oğlum. Maşallah var. Senden yakışıklı yalnız. Olsun be. Olsun. Sayın başkanım. Ne yapıyorsun? Fen lisesini okuyorum başkan. Kaç yaşın? Son sınıf. Güzel. Allah bağışla. Çok iyi. Çok iyi yani. Hedef ne? Hedefim hukuk şu anda ama yani bir umutsuzluk var. Evet. Üniversiteye gitsek de gitmesek de gelişen bir şey olmayacak gibi bir ortam var ülkede. Hani ekonomik durum, eğitim durumu, gençlere umutsuzluğa açıyor. Yani sizden tek isteğim gençlere umut olun başkanım. Gençlerin umut olduğunuz sürece bu gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak inşallah. Kesinlikle. Yani umudumuz sizsiniz. Eyvallah. Bekliyoruz. Kaldıracağız Türkiye ayağa i̇nşallah. Kaldıracağız. İnşallah. Ama asıl şey sizin elinizde rol. 6 milyon 300 bin genç ilke sandığa gidecek, oy kullanacak. Zaten dolayısıyla bu sefer sandığa gençler evet. Gömecek. Aynen. Gençlere yani, karşı önem vermemizi istiyoruz. Önem vereceğiz. Memnun oldum başkanım. Önem vereceğiz. Ben de memnun oldum. Hadi başarılar diliyorum. İnşallah. Güzel. Çok iyi bir seçim galibiyet borçlusu var. Bizi kurtarmalısınız artık. Bu galibiyeti beraber sağlayacağız. Evet, beraber sağlayacağız. Lütfen akıllı çalışalım artık ve bu düzeni değiştirelim. Güzel değiştireceğiz. Sizin hayallerinizi gerçekleştireceğiz. Evet, sorunluyuz yani. Söylememize gerek yok. Şu andaki durumdan öğrenci olarak zaten çok sorunluyuz. Evet. En ufağından spor yapıyoruz. 28'di tavuk göğsünün kilosu. Evet. 62 oldu mesela. En ufağından böyle evet, bir evet. Şey var. Evet. Yani bizi kurtarmanızı istiyoruz artık. Beraber. Evet. Beraber. Çözeceğiz beraber çözeceğiz. Tabii çekiyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İyiyim, hamdolsun. Ben iyiyim. Ben koşturuyorum. Benim işim koşturmak zaten. Sizler iyi olduğunuz sürece bizler de iyiyiz tabii. Sizler sorun yaşadığınız zaman tabii bizler de sorunlara kilitlenmek zorundayız. Giyim eşyası. Nereden alıyorsunuz daha çok? İstanbul geneli. İstanbul'dan alıyorsun. Fiyatlar nasıl? Uçuk. Şu anda bayağı kötü yani fiyatlar. Evet. Talepen çok neye geliyor size? Kot, gömlek, tişört. Gençlerin daha çok talep. Evet, gençler şu anda. Evet. Onlarda da para kaldı yani. Şu anda hiç kalmadı. Evet. Piyasa çok kötü. Evet. Bayağı kötü. Peki, Allah kolaylık versin. İnşallah. Ama umutsuz olmayın. Değiştireceğiz. Sizler kazandığınız sürece kriz, her şey evet. Pahalılık. Evet. Yani değişim artık şart yani. Şart. Evet. En büyük sıkıntıyı da siz yaşıyorsunuz. Evet. Vatandaş yaşıyor yani. Aynen. Farkındayız beraber. Evet. İnşallah değiştireceğiz. İnşallah başkanım. Türkiye daha iyisini hak ediyor. İnşallah. Daha güzelini aynen. Hak ediyor. Aynen. Siz kazandığınız sürece hep biz kazanıyoruz demektir. Doğru yani. Söylüyorsunuz. Aynen başkanım. Evet. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Kolay gelsin. AK Parti'ye vermem oyu, yolum Atatürk'ün yolu. Eyvallah. Laiklikten, cumhuriyetten. Eyvallah. Ödün vermem Kemal Dayı. Evet. Memleketi satarsınız, tarikata koşarsınız, cumhuriyeti yıkarsınız. Kemal Dayı, Kemal Dayı. Kemal Dayı 50 liralık tüpü niye 310 bin lira yaptın? Evet. 15 liralık mazotu niye 25 lira yaptın? Kemal Dayı günah değil mi ya? Hadi Allah selamet versin. Genel Başkanım.